Herkese merhabalar. Yeni ayın etkisini astroloji uzmanı Berna Akyıldız'la konuşmayı sürdürüyoruz. Hemen kendilerine merhabalar, hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Gülay Hanım. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Umarım sizler de iyisinizdir. İyi, teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. Verdiğiniz bilgileri bakalım nasıl etkisi olacak? Hem burçlara, hem ülkeye, hem de bizlere diye soralım. Haziran ayındayız. Astrolojiye ilgilenenler biliyor. Yeni ayın etkisiyle bu ayın etkileri hem yaşama hem de bizlere neler getirecek diye soralım. İkizler Burcu ve Yengeci mi kapsıyor Haziran ayı? Bize kısa bilgi verirseniz. Evet, aslında Haziran'ın belirli bir kısmı ikizlerle birlikte başlıyor ve yengeçle devam ediyor. Sonlarına doğru özellikle yengeç burcuna geçiş yapıyor. Son geçiş yapmadan önce de bir yeni ay yaparak geçiş yapacak bu sene. Evet, peki vakit kalırsa hem burçlara yönelik de birkaç bilgi paylaşımı izleyicilerimizle buluştururuz ama tabii yeni ayın etkisiyle bizlere yaşama etkisi nasıl olacak sorusu akıllara geldiği için neler söyleyeceksiniz? Yeni ayın etkisi bu sene yani gerçekleşecek olan yeni ay 18 Haziran'da sabah saatlerinde oluyor. Tam da sınav gününe denk geliyor. Gençlerimiz üniversite sınavına giriyorlar. İkinci basamağına o günlerde. Aslında Neptün etkili bir yeni ay diye söylüyoruz. Neptün etkili derken şöyle anlatmak gerekiyor. Biraz hayal aleminde olabilmek, biraz kafa karışıklığı, kafa bulanıklığı, bir takım iletişimsel hatalar, yanlış anlamalar ve dikkatsizliklerin olması, duyduğumuz her habere inanma, kandırılma, zehirlenmeler, bunlara açık olduğumuz bir zaman dilimini gösteriyor. Ama yeni ay ve dolunayların etkileşimlerini 15 gün olarak ölçülendiririz. Bu 15 günlük etki de önceden başlar ve sonrasında aslında tam böyle bayram üzeri bir takım karışıklıklar, yanlış anlamalar, bunları da yaşayabileceğimiz bir zaman dilimini gösteriyor. Her duyduğumuz habere inanmamamız gerekiyor, yememize, içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Zehirlenmelere çok açık olduğumuz bir yeni ay olduğunu özellikle belirtiyoruz. Ve kafa karışıklıklarına çok açık olduğunu ama ikizlerde şey var, hani hava grubunu temsil ediyor. Konuşmayı, iletişim halinde olmayı çok sevdiği için özellikle duyduklarımız ve iletişimle ilgili konularla ilgili bunu daha çok söylüyoruz. Hani dikkat edin, her duyduğunuza inanmayın şeklinde söylemlerimiz var. Ve şunu söylemek istiyorum, tabii ki hani bu yeni ayın hemen etkisiyle gençler sınava girmiş oluyor ama hepimizin belki çevresinde de vardır. Çok böyle dikkat etmeleri gerekiyor, kaydırma hataları yapmamaları gerekiyor, bir özgüven patlaması yaşamamaları gerekiyor. Aslında hep ben şunu söylüyorum, keşke sınavları yani böyle genel hayatlarını etkileyebilecek sınavlarda astrologlardan destek alsalar, çocuklar için de, gençler için de veya diğer bireyler için de doğru zamanı kullanabilsek, zamanın kalitesini kullanabilsek diye hep söylüyoruz aslında. Evet. Peki piyasaları da konuşmakta fayda var. Çünkü artık her yaş grubundan, her meslek grubundan ekonomiyi konuşmasak olmuyor. Özellikle astroloji alanında neler görüyorsunuz, neler okuyorsunuz diye soralım. Enflasyon, ekonomiye, piyasalara dair nasıl bilgiler bu aya dair siz de not aldınız? Bunu söylemek gerekiyor. Evet, hepimizin 7'den 7'de gündemi aslında. Neyin fiyatı arttığı, nasıl bir ekonomi içerisinde olacağız, nasıl paramızı doğru değerlendireceğiz şeklinde. Hepimizin yaşadığı bir takım panikler var. Biz de bu hayatın içerisinde yaşıyoruz astrolog bile olmuş olsa. Önümüzdeki günlerde faiz kararları açıklanacak. 22 Haziran'da biliyorsunuz. Benim açıkçası öngörüm faiz artırımı bekliyorum. Çünkü faiz artırımı olmazsa eğer ki dövizin önüne geçebilmek çok mümkün değil. Ufak bir dokunuş bekliyorum ki biraz piyasalar rahatlasın diye. Özellikle bayram haftasına girmemiz ve 9 günlük bir tatilin olmuş olması da piyasalarda daha bir belirsizliği, dövizin altının artışına doğru gidecektir. Ha, altın artar mı? Uzun vadede tabii ki artacak. Bunun belki konuşmasını daha sonra yapacağız sizinle Gülay Hanım ama Venüs retrosu bekliyoruz ve Türkiye haritasında para piyasalarını çok ilgilendiren bir yerde Venüs retro yapacak. Venüs sadece hani genel anlamıyla böyle güzelliği, estetiği temsil eden bir şey değil çünkü zodyak içerisinde. Aynı zamanda para piyasalarını da temsil ediyor.
Şu anda beklediğim açıkçası bu arttırımın hani faiz arttırımıyla birlikte, ufak bir dokunuşla birlikte birazcık döviz kısmında durağanlık veya bir müddet stabillik bekliyorum. Ama uzun vadeye bakıldığı zaman tekrar bir artış söz konusu olacaktır. Altın için de aynısı geçerli ama esas belirleyen Venüs retrosu olacak bu piyasalar içerisinde. Arttırımlar tabii ki yani yakıta gelen bir arttırım benzine, akaryakıtlara tabii ki bu market fiyatlarına, pazar fiyatlarına hepsine yansıyacaktır. Zor günlerden geçiyoruz ama Türkiye bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Tekrar ayağa kalkmamız gereken, üretmemiz gereken bir dönem. Yani Türkiye haritasına baktığımız zaman her zaman üretim istiyor bizden. Bizim topraklarımız çok verimli topraklar aslında. Bunları değerlendirdiğimiz zaman ekonomiyi düzeltmemiz çok daha mümkün. Toprakları bina dikerek açıkçası bu işi çözemeyeceğiz. Aynı zamanda konutlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Konutlarla ilgili sıkıntılar derken kira arttırımları, haksız kazanç gibi olabilecek ama bununla ilgili hükümetten çok ciddi bir yaptırım bekliyorum. Tabii ki bu hemen bugün yarın bu yeni ayda değil bir vade içerisinde ortaya çıkacak. Süreç var, evet. Bir süreç var ama alt yaptırımlar olacaktır. Çünkü insanlar beklentisi de bu zaten. Bu yönde de olabilecektir. Diğer taraftan şunu da söylemek istiyorum. Şimdi ekonomi derken tabii hep bir EYT karşımızda biliyorsunuz. Dün itibariyle yeni kararlar okudum ben. İnşallah diyorum Neptün etkisiyle kandırılma değildir. Ya da bizler yanlış anlamamışızdır diyeyim. Gerçekten o EYT'nin hani bir kısmın emekli olamaması, yaşa bağlı takılanlar, güne daha bağlı takılanlar için yeni kararlar gelecektir. Ama şunu söylüyorum, bu yeni ayın etkisiyle birlikte ve bu kararların ortaya çıkmasıyla birlikte yazılan kadar basit olmayacağını düşünüyorum. Çünkü o yazıları okuduğumuz zaman veya o kararları çok kolay hepimiz emekli olabilirmişiz gibi duruyor. Ama öyle olmayacak. Bir takım alt yaptırımlarının çıkabileceğini düşünüyorum. Ve yeni EYT'lilere de hayırlı olsun diyelim biz şimdiden istersen. Kesinlikle, kesinlikle güzel günlerde güzel bir şekilde ailesiyle paralarını harcasınlar diyelim. Tadını çıkarsınlar çünkü çok büyük bir emek var. Karşılığında da bekledikleri hakkı da almış oluyorlar. Darısı başımıza diyelim o zaman. Peki kapanışa gitmeden önce izleyicilerimizi merak ettiği için hemen paylaşalım sizinle. Haftanın en şanslı burçları kimdir ve nasıl sürprizler bekliyor kendilerini? Evet, şimdi yeni ayın etkisinde olduğumuz bir yeni hafta olduğu için hava grubundaki burçlar çok daha iyi etkiler alacaktır. Bunlar kimlerdir? Kova burçları ve terazi burçları. Elementler üzerine konuşuyoruz açıkçası. Daha çok iyi etkiler almakla birlikte. Bununla birlikte şunu söyleyebilirim. Aslanlar aşık olabilirler. Ama şunu unutmasınlar. Aslanlar da güzel etki alıyorlar bu dönem. Çünkü hem Mars hem Venüs kendi burçlarında veya işte aşk evine denk düşen aslanlar da olabilir. Beşinci ev olarak adlandırdığımız. Yalnız Venüs orada retro edecek. Çok böyle deli dolu bir aşk yaşarken, o heyecanı yaşarken Venüs retrosu sonrasında veya o retro içerisinde aşık oldukları kişiyle ilişkileri bitebilir. Tam bir yaz aşkı yaşama dönemindeler. Aslında bu sene yaza gelmemiş olsaydı Venüs retrosu, Mars ve Venüs'ün hani aslan içerisinde kavuşmasında çok böyle güzel yaz aşkları, bir sürü nikahlar, evlilikler, düğünler veya evlilik hayatına geçişleri duyabilirdik. Ama Venüs retrosuna denk düştü. Dolayısıyla aşkların devamı olur mu? Olmaz. O tarihler içerisinde nikah önermeyiz mesela. Ani nikahlar yapmayın deriz aslan burçlarına bu dönem içerisinde. Çünkü Venüs o noktada retro yapacağı için çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Diğer bir taraftan hava grupları ateşi de sever aslında isterseniz. Bu noktada hani elementsel olarak bakarsak bu hafta içerisinde koçların da güzel etki alabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü aynı zamanda aslandan da güzel etki alıyorlar. Ve yaylar için de aynısını söyleyebiliriz. Ama bu dönemde biraz balık burçları çok zorlanıyor. Çünkü Satürn'ü ağırlıyorlar. 2,5 yıl kadar birazcık zorlanacaklar. Hayatlarını değiştirmemekte direndikleri şeyler üzerine bir takım zorlanmalar yaşayarak geçirebileceklerini söyleyebiliriz. Zaten
Boğalar için de söyleyelim, hani diğerlerinde bir kere boğa ve akrep aksı zaten bir yılın içerisinde çok zorlandı. Bir sürü tutulma yaşadı. Onların son bir virajı var diyebiliriz. Çünkü son bir tutulmaları var burçları üzerinde. O da tam Türkiye'nin doğum gününe denk düşen bir tutulma. Son artık bundan sonra bir tık daha onlar kolaya geçerken terazi ve koçların zorlanacağı dönemler, değişim, dönüşüm. Aslında astrolojide zorlanma yoktur. Bizi öğretmek veya direndiğimiz noktalarda tekrar bir sınava tabi tutulma diyebiliriz. Farkındalığımızın arttığı dönemler diyebiliriz. Ama bu seneki 28 Ekim ay tutulması çok önemli olacak. Biz ancak bunu seninle hani böyle 1 saat 40 dakika falan konuşmamız gerekiyor. Türkiye'nin de doğum günü aynı zamanda. Kesinlikle. Özel bir yayın yaparız o güne dair. Evet, yani özel bir, onun için şu anda ne söylersem çok üstte kalır. Böyle çok uzun uzun konuşmamız gereken bir şey, tutulma olacaktır bu. Bunun dışında sağlık konularına dikkat edin. Zehirlenmeleri çok açık olduğu için bunu tüm burçlar için söylüyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir takım tabii ki yaz döneminden dolayı da böcek sokmalarından dolayı da zehirlenebileceğimiz zaman dilimlerini aslında gösteriyor. Ama bir sonraki işte 2 Temmuz'du, Dolunay zamanı, yeni etkileri konuşuyor olacağız. O zaman da yengeç ve oğlaklar için konuşuyor olacağız aslında. Peki, teşekkür ediyorum değerli bilgilerin için. Tekrar bir sonraki bilgilendirme, astrolojiye dair önemli gelişmeleri konuşmak için bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, astroloji uzmanı Berna Akyıldız yeni ayın etkilerini ve ekonomiye, bizlere, yaşama dair özellikle etkisi ne olur sorusunun cevabını verdi. Görüşmek üzere.